Başkanımız ailevi bir sağlık probleminden dolayı şu an aramızda değil. Ankara'ya doğru geliyor. İnşallah öğlen saatlerinde aramızda olacak. Ben size kısaca derneğimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. 2009 yılında Türkiye Süt Üreticileri ve Süt Ürünleri Sanayicileri tarafından kurulmuş 140'a yakın üyesi olan, sektörün üretim hariç diğer paydaşlarını da bünyesinde bulunduran, gerek makinacı, gerek lojistik firmaları gibi bir sivil toplum kuruluşudur. ASÜT kurulduğu günden bu yana sütçülüğün çiftçiden başlayarak, çiğ sütten başlayarak son ürüne kadar bütün problemleriyle gerek Türkiye'de gerek ülkemizin ürünlerinin dünyada tanıtılması, ihracatı anlamında büyük katkılar sağlamış sektörün en büyük kuruluşudur, organizasyonudur. Bununla beraber özellikle ihracat açısında son yıllarda büyük çalışmalar yürütmüş. Aynı zamanda iç piyasada da ürünlerle ilgili, süt ürünleriyle ilgili, hele de ambalajlı süt ürünleriyle ilgili çalışmalarını devam ettirmektedir. Bildiğiniz gibi son yıllarda ambalajlı süt ürünlerine karşı toplumumuzda negatif bir algı oluşturulmuş. Bazen de bu oluşturulmaya çalışmıştır. Biz bunları zaman zaman çeşitli toplantılarda, kendi aramızda ya da tüm paydaşların katıldığı toplantılarda dile getirdik. Özellikle de çiğ süt veya sokak sütü diye bildiğimiz ürünlerin satışı bildiğimiz gibi Türkiye'de serbest bırakıldı. Bu konu çok tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Sanki daha sağlıklıymış gibi bize anlatılan çiğ süt aslında zannettiğimiz kadar masum bir şey de değil. Yine son yıllarda hükümetimizin de yoğun çaba ve katkılarıyla çiğ süt üretimimizi 20 milyon ton civarlarına çıkarmış bulunmaktayız. Bu açıdan bakıldığında kişi başına yıllık süt ürün tüketimimiz yaklaşık 250 litre. Kaba bir hesapla işte 80 milyon nüfus ve 20 milyon litre çiğ süt dediğimiz zaman. Fakat bu ambalajlı süt ürünleri olarak baktığımızda yarısı gibi. Bunu da şöyle açıklıyoruz. Ürettiğimiz toplam çiğ sütün yarısını sanayide kullanıyoruz. Diğer yarısını da sokak sütü ya da yöresel ürünler dediğimiz kırsalda üretilen ve tüketilen, hatta son yıllarda büyük oranda kırsalda üretilen ama büyük şehirlerde tüketilen çeşitli organik ürünler altında tüketildiğini görüyoruz. Miktarsal olarak 250 litre kişi başına bir süt tüketimimiz olduğunu varsayarak dünya ortalamasına çok çok kötü bir oran değil. Ama amacımız bunu Avrupa'da olduğu gibi yaklaşık 300 kilogramlar seviyesine çıkarmaktır. Tabii burada bugüne kadar bizim de çok dikkat etmediğimiz bir noktaya arkadaşlarımız değinecekler. Çok önemli bir projeye imza atacaklar. Ben şahsen 27 yıldır süt ürünleriyle uğraşıyorum. 1 litre süt üretilirken ne kadar su kullandık konusunda benim de çok fazla bir fikrim yoktu. Bunu bu çalışmalar sayesinde öğrendik. Özellikle süt ürünleri dendiği zaman tabii bu tarıma dayalı. Çünkü yem yiyor hayvan. Buradan gelen bir ihtiyaç var. Yine burada arkadaşlar daha detaylı anlatacaklar ama ben kısaca söyleyeyim. Mesela 1 kilogram et üretmek için 5 ila 20 ton civarında su harcandığını söylüyorlar. Su demişken. Yine 1 kilogram buğdayın ekmek olarak masamıza gelmesi için 1500 litreden fazla su kullanıldığı, 1 kilogram peynir için 378 litre,
250 mililitre, yani bir bardak süt için ise 255 litre su kullanıldığı hesaplanmış. Biz buna suyun ayak izi diyoruz. Çalışmamızın ismi de buradan geliyor. Türkiye sütçülük sektörünün su sürdürülebilirliği, verimlilik, riskler ve kırılganlıklar projemizin ismi. Ve bunu ASÜT olarak hayata geçirdik. Bundan sonra bizler de bu konuda gerek süt üretimde gerekse tarımsal üretimde su kullanımıyla ilgili tabii ne yapılabilir? Yani muhtemelen bunları yani hesaplanması arkadaşlarımız detaylı anlatacak dünyadaki örneklerini. Bir amaç için yani bunu daha verimli olarak nasıl üretebiliriz? Bu su tasarrufu nasıl sağlayabiliriz? Bunun için yapılıyor. Oranlar son derece yüksek. Tarımda suyun kullanıldığını biliyoruz. Ama bakıyoruz ki bir kilogram et için harcanan su bir kilogram buğdaydan daha fazla. Bizim su ile ilgili bildiğimiz süt işletmelerinde teorik kitaplarda da yazar. İşletme kurulduğu zaman derler ki işleyeceğiniz çiğ sütün minimum 2 katı kadar su kaynağınız olması gerekir. Bu ne demek? Günde 100 ton süt üreten bir süt işletmesi mevcut binası ve yapısında kendine günlük minimum 200 ton süt sağlayacak şekilde bir şebeke suyu, su kaynağı artık her nereden bulunuyor ise yani veya uygun olmayan kaynaktan filtrasyon ama sonuç olarak bunun 2 katı kadar su işletmelerde zaten kullanılıyor. Bu kısmını biz biliyoruz. Ama diğer yandan süt üretilene kadar özellikle de bu hayvanın beslenmesi için üretilen yemlerden gelen ve diğer noktalardan gelen bir su kullanımı var. Genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Bunun teknik detaylarıyla ilgili arkadaşlarımız daha detaylı bilgi verecekler. Yine projemize destek olan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkez Finans ve İhale Birimi, Tarım ve Ormancılık Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, proje ortaklarımıza, destekçilerimize ve proje uzmanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.